maçlar da buydu zaten. Kimse fark etmeden. Büyük sıkıntı var tabii. Ben şimdi akaryakıta zam gelmesi, yeniden etli her şey, her zam şeye gelmesi. Yani buradan kaçmak mümkün değil tabii. Belki şu soruyu sormak lazım. Niye bu zamları yapıyorlar? Değil mi? Evet. Hiçbir iktidar gidip zam yapmak istemez. Doğru. Vatandaşı mağdur etmek istemez. O zaman niye zamları yapıyorlar? Evet. Ekonomi için siz kalkıyorsunuz. 22 yıldır memleketi yönetiyorsunuz. Ya en sonunda bu kadar büyük zamlar gelecekse burada bir sorun var. Bir şey var burada yani. Niye bu zamları yapılıyor? Siz karşılığında Türk lirası alıyorsunuz. Evet. Ben de ailemi Türk lirası alıyordum. Vatandaş pazara gidiyor, alışverişi Türk lirasıyla yapıyor. İyi de bu dolar felaketi nedir o zaman? Şimdi pazartesi seyredeceğiz doları. Şimdi. Genel başkanım şey. Ayrı. Genel ayrı başkanım yani. Şimdi bizim kafamıza takılan şu. Yani bunlar her seçimde geldikten sonra her şey düzelecek dedikten sonra her şey kötüye gidiyor. Şimdi tıkıntı orada yani. Dedi ki her şey refah olacak. Bak göreceksiniz. Bak bir de verin, bir de yapın. Neden zam yapıyorlar? Şimdi siz köprü geçiş ücretine dolar garantisi vermişsiniz. İhaleye dolar garantisi vermişsiniz. Kur korumalı mevduata dolar garantisi vermişsiniz. Her şeye dolar garantisi vermiş. Yani bunların parasını dolarla ödeyeceksiniz. E kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Siz ödeyeceksiniz. Siz ödeyeceksiniz. Bedel kime çıkıyor? Size. Fatura kime çıkıyor? Vatandaşa. Şimdi iki Türkiye oluştu. Bakın bunu bütün samimiyetimle de. İki Türkiye var. Bir sarayın Türkiye'si, bir de vatandaşın Türkiye'si. Sarayın Türkiye'sine bakın. Kimse taksi parası vermez. Kimse dolmuş parası vermez. Kimse yemek parası vermez. Kimse uçak parası vermez. Her şey orada farklıdır. Her şey. 4-5 yerden maaş alırlar. İmkanları çok iyidir. Yüksek paralar alırlar. Altlarında arabalar var. Altlarında uçaklar var. Bu sarayın Türkiye'si. Burada israf var. E bizim inancımıza göre de israf haramdır. Ya Allah aşkına bugüne kadar sarayın Türkiye'sinde 1 liralık tasarruf yaptık diye bir cümle duydunuz mu? 1 liralık. Yok. E bir de vatandaşın Türkiye'si var. E şimdi taksiye binecek bu vatandaş. Pazara gidecek, alışveriş yapacak bu vatandaş. Ya okullar açılacak, çoluk çocuğuna defterdir, kitaptır, kalemdir, önlüktür bunları alacak bu vatandaş. E bu vatandaş akşam yemek yiyecek, sabah kahvaltı yapacak bu vatandaş. Bu vatandaş kiraz ekti, kirazını ekti, kirazını ürünü aldı, kirazı satacak yer bulamıyor. Buğdayı ekti, alın teri döktü, efendim toprak mahsulleri ofisi buğdayı almıyor. Ya niye almıyorsun kardeşim? Dışarıdan ithal ediyorsun bunları. Yani bunları ya sizin düşünmeniz lazım. Benim düşündüğüm kadar sizin de düşünmeniz lazım. Ya. Yazıktır, günahtır bu memlekete. Hep bizim memleketi sonuçta. Ben isterim ki herkes huzur içinde yaşasın. Siz yarın şimdi araba diyelim eskidi. Belli bir ömrünü doldurdu, yenileceksiniz. E kaça yenileceksiniz? Yenileme yok başkanım, sanayiye güç etmiyor ki. E işte. Sanayiye gitmiyor yani şu an. Yani aldığımız para yani şöyle hesaplıyoruz. Yani aldığımız karşılamıyor. Bırakın eve para götürmeyi yani araba değiştirecek şey mi diyor? Evet. Ben emekliyim başkanım. 7500 lira maaş alıyorum şu anda. Burada da çalışıyorum. Geçinemediğin için. Geçinemediğim için yani hiçbir şeye yetiştiremiyoruz. Evet, evet, evet. Bugünkü şartlarda hani kiralar, işte bir markete gidiyorsun, evet. İki poşet dolduruyorsun, 800 lira. En içinde hiç ne et var, ne böyle bir şey. Ya etten ufak falan, şeyler. Vallahi etten falan vazgeçtim millet. Ya karnı doyurması evet. Şey arıyor. Aynen öyle. Karnı doyurması lazım yani. Siz kalkıyorsunuz, dolarla garanti verdiğiniz adamlar var. Ya bunlar hayat boyu hiç zarar etmezler. Hiç zarar etmezler. Kesinlikle. Siyasette artık yalan olmamalı. Evet. Yani yalan üzerine siyaset olmamalı. Yani. Siyasette ahlak ama olmalı. Ama başkanım Erdem bunlar olmalı. Seviyor yalanı. Ya yalanı seviyorlar. İşte hani yalan zaten söylüyorlar. Müslüman onlar. Hayır. Biz Müslüman değiliz demiyoruz. Ya. Müslüman onlar. Yalanlar, evet. Yani onlara her şey helal. Müslümanlıkta yalan yoktur, Müslümanlıkta israf yoktur, evet. Müslümanlıkta kul hakkı yemek yoktur. Müslümanlık budur, Müslümanlık i̇şte çok... Onlar da zaten kul hakkı yemiyorlar ki. Evet. Hiç yemiyorlar yani.
yazıktır, günahtır ya, bu kadar israf olur mu Allah aşkına ya? Maalesef. Emekliye doğru dürüst aylık veremiyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun kendi yandaşına 5 maaş, 6 maaş veriyorsun yani. Ya. 5-6 kat ya. Ya bu olmaz yani. Olmaz yani bu. Ha bunlar kesilebilir, bunların hepsi kesilir. Hepsi tek bir genelgenin ucunda kardeşim. Ben kestim. Hepsi biter. Kusura bakmayın Suriyeliler, kardeşim. Suriyelilere, Afganlara bizden iyi bakıyor başkanım. Bakıyor tabii, dünyanın parasını da veriyor onlara. Evet. Sadece çocuk parası da veriyor. Tabii. İşte yani istediği onlar, okula giriyor, istediği hastanede muayene oluyor. Onlar bizden daha rahat. Tabii. Para da vermiyor senin. Evet. Para da vermiyor yani. Tabii. Lütfü Başkan bizim Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Evet. Hatay elden gidiyor diyor. Evet ya, hiç dedi ki ya bu kadar Suriyeli buraya yerleşirse ya burada bir tehlike var dedi ya. Bu adam belediye başkanı, Büyükşehir belediye başkanı. Burada tehlike var. Bizim nüfus azalıyor, Suriye nüfusu artıyor. Ya ne olacak o zaman bu işin sonu? Aynı şey kilise var. Diğer yerlerde kilise de kilise gittim ben araba almaya başkanım. Notere girdim, bir yabancı ben varım. Noter dedi ki abi sen geldin dedi, Türk olarak dedi. Dedim nasıl dedi. Burada hep ticaret dedi, Suriyeliler. Müteahhitlikte, araba alım satımda, inşaat işi de burada her şey dedi. Suriyeliler yapıyor dedi yani. En sen nereden geldin de anlamadım. Şu anda Suriyeli iş adamı. En yani, işlek caddesinde. Evet. Birisi boşalınca gidiyor, dünyanın parasını veriyor orayı. Hava parasını veriyor. Durakta mesela 22 evet. araç. Bugün mesela en az 10 tanesi mazottan falan böyle evet. zam geldi evet. diye gelmedi. Evet. Gelmedi evet. Her tarafta yangın var yani. Pazarda yangın var. Nereye bakar dükkanda yangın var, fabrikada yangın var, her yerde yangın var. Hiç kimse önünü göremiyor yani. Bu olacak şey değil yani. Şey 5 tane holding vergi evet. ödemiyor. Biz vergi iki sefer ödeyeceğiz. Bazılarına bırak vergi ödemeyi, ayrıca büyük teşvikler veriyorlar. Evet. Büyük paralar veriyorlar, büyük imkanlar sağlıyorlar. Başkanım bir de şöyle bir şey var, vekilim de burada. Şimdi bir trafik sigortası 38 lira olur mu? 38 bin lira. Ya. Yeni yaptırdık 30 bin lira, 38 bin lira. Ya. Şimdi ta geçmişte bizim CHP bir milletvekilimiz vardı, bunu açıklaması mı yaptı yani? Bütün sigorta %80 yabancı şirketler. Bakıyoruz, her sene kar yapmış, %100 kar yapmış ama bizim artışlarımız hep tavan yapıyor yani. 38 bin lira trafik sigortası. Memleketin ekonomisini yabancılara teslim etti. Evet. Şimdi onların talepleri yerine getiriyor. İşi bu. Benim bildiğim bir Türkiye vardır, o da vatandaşın Türkiye'sidir. Böyle büyük avantajlar alan, vatandaşın kanını ekmek doğrayan, onu da ifade edeyim, kanını ekmek doğrayan bu yapının kesinlikle Türkiye'den çıkması lazım. Böyle bir anlayışın Türkiye'den çıkması lazım. Ya ne demektir ya bu kadar? 6 lira, 7 lira zam ne demektir ya? Ki bu daha, deseler bu son, bir daha gelmeyecek, hadi bunu anlarız. Hadi eyvallah diyeceğiz, o da yok. Çekelim bu yükü, aldık bize. Bir kere de 35 lira yap, evet. ona kabul et. Yani tamam, bir daha olmayacak. Yok ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra tekrar gelecek. Şimdi siz taksi şoförüsünüz. Ya bir de otobüs şoförünü düşünün. Evet. evet minibüs şoförünü düşünün. Yani, tır şoförünü düşünün. Yani, onlar ne taşıyor? Antalya'dan yiyecek taşıyor değil mi? Yani. Diyelim ki limon taşıyor, getirecek. Bu... Ne olacak? Limon fiyatı artacak. Tabii. Şimdi yarın miting yapar. Belediyenin önünde otobüsçüler, dolmuşçular, dolmuşçular da öyle. Dolmuşçular da, dolmuşçular da aynı şekilde. Mazot alamıyor şu anda. Tabii. Aynı durum bizim için de geçerli. Halk otobüsleri. Onlar da müşteri. Evet. Onların da müşterisi vatandaş. Evet. Hakkımız varsa başkanım param zıttım olsun. Yani hiç ben hakkımı helal etmiyorum. Hiçbir zaman etmeyeceğim. Çünkü şartlar ortada, her şey ortada, insanların yaşantısı ortada. Her şey neyin ne olduğu ortada ama ben hakkımı helal etmeyeceğim şimdi. Evet. Yaşım 33, ne olur ilerisi bilmiyorum ama evet. ben hakkımı helal etmiyorum, ne olursa olsun. Arkadaşım da ekstra işe geliyor. Yani normal çalışıyor, ekstra işe geliyor. Ev yüzü göremiyor. Ne yapsın? Ev yüzü görüyor. Ben 10 yıllık evliyim başkanım, evet. bir akşam daha onda evime gitmedim. Evet. Evime çocuklarımı görmüyorum, çocuklarım evet. bazen buraya geliyor. Yani mücadele ama... Bu durumumuz yok. Yani gençliğimiz gidiyor. Yorum yapıyorlar altına. Evet, evet. haklıymış. Evet. Diye. Evet. Doların bu seviyelere geleceğini tabii. her şeyi anlatmış. Daha dolar çıkacak. Daha çıkacak dolar. Çünkü beşli çeteye para lazım. Sen köprüyü yapıyorsun. Normal köprü yasa diyelim ki 1.000 liraya çıkacak. Beşli çeteye veriyorsun. 5.000 liraya çıkıyor. Üstelik dolar bazında. Ya kız böyle 35 olacak. Evet. Sabah da doları kadar tabağı öyle görebiliriz yani. Yani böyle uyanabiliriz yani. Öyle.